Yunus hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bize kısaca kendinden bahsetmeni isteyeceğim ben. Ne meslek yapıyorsun, nereden mezunsun gibi çok kısa bir özet alalım senden. Yunus Emre Akçakoç, zaten seninle birkaç yıldır tanışıyoruz. Arkadaşlara da bahsedeyim. Ben mutfak şefiyim. Yaklaşık da 8 yıldır bu mesleği yapıyorum. 27 yaşındayım ve İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ben... Ve mesleğimi de şu anda İstanbul'da icra ediyorum. Üniversiteyi Antalya'da okudum. Yiyecek içecek sanatları yönetimi ve yöneticisi bölümünü okudum. Ve üniversiteden sonra da mesleki anlamda biraz daha profesyonel adımlar atmaya başladım. Ve bugünkü halini aldı. Ve hala da işte bir şekilde devam ediyor. Süper. Peki şimdi aşçı olmak isteyen ya da şef olmak isteyen bir insanın ikisi arasında öncelikle bir fark var mıdır? Aşçı ile şef arasında. Aslında var. Yani şöyle, evde aşçı olursun. Anladım. Ama evde şef olamazsın. Güzelmiş. Dışarı çıkman gerekiyor. Yani evde de misafir haldasın. Evet. Ama aşçısındır evde. Dışarıda bu biraz daha farklı oluyor. Aslında biraz daha zor, daha stresli ama daha eğlenceli, daha tutkulu yapabildiğin şeyler bunlar. İşte nasıl diyeyim, lisedeyken de ben yemek yapıyordum ama lisedeyken aşçıydım. Ama üniversiteyle beraber bu şeflik olmaya başladı. Tabii hemen şeflik olmadı. Deneyim kattık, işte fırçalar yedik, hatalar yaptık. Ve zamanla artık aşçı Yunus, Yunus şef oldu. Evet. Bu şekilde devam ediyor hala. O zaman yani şunu da anlıyorum bir yandan. Şeflik bir yandan da yöneticilik. Yani bir şefin, evet, birinin ya da bir kısmın ya da böyle bir grubun şefi oluyorsun. Ve aşçılığına yöneticilik de katıyorsun. Ekip, tabii, yönetiyorsun. Yani. Tabii departman olarak da zaten mutfakta, yani çok kişinin çalıştığı mutfaklarda şu şekilde ilerliyor. İşte aşçı yardımcı, işte komiliği falan geçiyorum. Direkt pişirmeden devam edeceğim. Aşçı yardımcılığından başlıyor ilk başta pişiricilik. Daha sonra aşçı oluyorsun ve sonra ismin kısım şefi oluyor. İşte kızartma bölümünün şefisin. Ya da pizza bölümünün ya da tava bölümünün, pasta bölümünün, soğuk fark etmiyor. Kısım şefi olarak anılmaya başladıktan sonra sen artık bir şefsin. Daha sonrasında kısmını değiştiriyorlar. İşte atıyorum bugün kızartmanın şefiydim ben ve 5 ay orada çalıştım. Artık oranın yöneticisi diyor ki Yunus senin tavaya geçme vaktin geldi. Tavaya geçiyorsun. Eğer bilgin yeterliyse orada kısım şefisin ama bilgin yetersizse bu sefer tavada tekrardan aşçı oluyorsun. Sonra tekrardan kısım şefi oluyorsun ve su şefliğine kadar, işte yardımcı şefliğe kadar bu her bölümü tamamladıktan sonra seni eğer uygun görüyorsa yardımcı şefi yapıyor. Ve bir gün başka bir şubesinde olur ya da işte sen başka bir yerle bir anlaşma yapardın. O zaman şef olarak da kendini pazarlamak ile alakalı biraz da artık şef olarak anılıyorsun. İşte aşçılık biraz daha şeyde kalıyor. Başlangıcında kalıyor ama şeflik o çıtayı kırmakla alakalı biraz. Anladım. Bu su şef dediğimiz herhalde şefin bir altı. Evet. Altta ya yani suda Fransızca'da alt demek. Gibi. Aynen. Oradan yani yardımcı şef gibi bir, evet, anlama, evet, geliyor yani. Anladım. Yani şöyle yapıyor zaten. Atıyorum işte en son 2017'de ben kalabalık bir mutfakta çalıştım. Şefimiz vardı ve onun işi sadece tabağın son halini görmekti. Başka hiçbir şey yapmıyordu. Ama su şefi, yardımcı şef hem gelip departmanları kontrol ediyor, hem dolapları kontrol ediyor, hazırlığı kontrol ediyor ve sonrasında atıyorum ben kısım şefiyim, kızartmanın, ızgaranın kısım şefiyim. Ben o gün gelmeyeceksem su şefi benim yerime bakıyor. Çünkü su şefi bütün her şeyi en az şef kadar iyi biliyor ve onun yardımcısı, her şeyi o yapmakta sorumlu. Ve şef izinliyse de onun yerine bakıyor. Su şefi aslında her alanda çalışabilecek bir alan. Anladım. Şef ama şef biraz şey yani ya, o yönetici. Tabii ki. Ya bu sonuç olarak çalışılan yerden yere de değişebilir. Şeften şefe de değişebilir. Evet, evet. Şefin gerçekten ele aldığı bir şeyleri ya da kendi gerçekten son haline ya da getirme pişirmenin belli bölümlerinde görev aldığı alanlar da olabilir. Dediğin gibi hiçbir şey yapmayıp son halini, evet, görüp tamam olmuş olmamış, evet, pişmiş, evet, pişmemiş diyen de kesinlikle olabilir. Şimdi biraz daha başa saracağım. Bu konuyu aslında çok uzun da konuşabiliriz. Mutfak içerisindeki, evet, hiyerarşiyi ve yapıyı. Ama ben biraz böyle herkes öğrensin diye istediğim için bir insan aşçı ya da şef olmak için baktığında ne yapmalı, yani ne okumalı? Sen mesela az önce mutfak sanatları okudun ve yönetimi okudum dedin. Mesela ben bildiğim kadarıyla gastronomisi var bunun, bir sürü, evet, farklı bölüm var anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet. Hepsinden aşçı şef mi olabiliyorsun yoksa bazılarını okuduğunda sadece ne bileyim eleştirmen ya da ne bileyim mekan restoran yöneticisi tarzında bir şey mi yetiştiriliyorsun? Ya şimdi şöyle, bu aslında eğitimi alırken kendine ne kadar bilgi yüklediğinle alakalı. Şimdi gastronomi aslında aşçılıktan, pişirmeden ziyade yemeğin tarihiyle alakalı bir bölüm.
Harbiden gastronomiyi tam anlamıyla iyi bir eğitimle, işte Türkiye'deki gastronomi eğitimini aslında ben çok tutmuyorum. İşte özel üniversitelerini ayrıştırdığımızda devlet üniversitelerindeki eğitimi çok tutmuyorum ama kendini iyi geliştirdiğinde harbiden iyi bir eleştirmen de oluyorsun. İşte önüne gelen tabağın tarihini biliyorsun. İşte atıyorum Lübnan'dan bir tabak atıyorum. İşte Osmanlı mutfağından daha sonra Avrupa'ya taşınmış, tekrardan Türkiye'ye gelmiş bir tabak baktığında tarihini biliyorsun yemeğin. Ama aşçılık bölümünde sana tamamen pişirme tekniklerini, bir yemeği nasıl pişireceği ya da bir ürünün, işte sebzelerin pişirilme sırası, işte etin tütsülenmesi ya da kurutulması bunları öğretiyorlar. Ama gastronomide biraz daha yemeğin tarihiyle alakalı, bu biraz daha bilgiye değerli, biraz daha teorik bir bölüm oluyor. Aşçılık daha pratik. Anladım. Peki şöyle bir şey soracağım. Aynı zamanda şimdi şöyle bir fark da benim kafamda oluştu bu senin açıklamandan sonra. Gastronomi okuyan bir insan peki... Yani sadece teoride mi kalır, yemek pişirmeyi de öğrenir mi? Yemek pişirmeyi de öğrenir. Şimdi şöyle, mutfak sanatları yönetimi ve yöneticiliği aslında gastronominin alt dalı. Ve bizim hem teorik derslerimiz vardı, yani yemeğin tarihiyle alakalı derslerimiz vardı, hem de pratik derslerimiz vardı. Şu, yani 5 üzerinden örneklendirecek olursam, 2 pratikti, 3 teorikti bizim. Yani işte bu yüzden aslında gastronomi böyle hani bir yemeği yapmayı kitap üzerinden öğrenemiyorsun yani. Çırptın, eyvallah çırptın da ya çırpmamız da lazım artık bunu. O yüzden pratiğe taşımak da gerekiyor. Aslında kitap üzerinden aldığın gastronomik bilgiyi mutfakta da görmen gerekiyor. Ve eğitimde de bu biraz destekleniyor. Eğer iyi hocalara, iyi bir mutfağa sahipsen üniversitede. Ne yazık ki 2015-2016'da Akdeniz Üniversitesi'nde öyle değildi. Ama bir şekilde işte sonrasında kendimi ya da işte diğer arkadaşlarımla beraber kendimize bir şey katarak daha çok bilgi edinmeye çalıştık. Evet. Şöyle bir şey soracağım. Bir de aşçılıkta ya da şeflikte şöyle bir farklılık da var. Aslında bir şeyle pilotajla biraz benziyor bence. Şimdi bazı eğitimler vardır mesela pilotluk eğitimi. Sen gidersin atıyorum 30 bin euroyu verirsin. Gider yine pilot olursun. Adama sonra da şey dersin sağda solda. Hani 4 sene Eskişehir'de okuyacağımıza. Hatta evet. İşte biz gittik parasını verdik. Evet, 6 ayda olduk gibi. Evet. Şimdi... Bildiğim kadarıyla belli başlı akademiler var. Mutfak Sanatları Akademisi gibi, MSA gibi bir sürü akademiler var böyle. Bunlardan da yetiştiğimde bir şef aşçı oluyor muyum? Evet. Ve üniversite mezunuyla aramdaki fark ne oluyor? Şöyle, hızlandırılmış program aslında bu şeyler. Şimdi üniversite sana bir diploma veriyor. Ama MSA, Le Cordon Bleu, bunlar bu tür kurslar sana bir sertifika veriyor. Bu sertifikaya hangi alanda ihtiyacın var? Evet, ben bu işi biliyorumun sertifikası aslında. Şimdi alaylı olmakla mektepli olmak arasındaki farkı hani artık birçoğu biliyor. Çocukluktan itibaren işte mutfağın başladığım işte mesela ben lise 2'de yani mutfak sektörüne lise 2'de bulaşıkçılıkla başladım. Hiç üniversiteye gitmeyip hiçbir eğitim almayıp tamamen alaylı olarak devam edebilirdim. Ama bu kendini pazarlamak noktasında işte artık günümüzde özellikle işte nasıl diyeyim eğitimi biraz daha önem veren bir seçici bir atmosferde diploma daha önemli oldu. İşte sertifika daha önemli oldu. Bugün sıfırdan başlamak isteyen biri eğer çok vakti yoksa elbette akademileri tercih etmeli. Çünkü neden? 6 ayda adamlar sana pişirme tekniklerini, işte hangi ürünün nereye ait olduğunu hem teorik hem pratik anlamdaki eğitimini veriyor. Ve yanlış bilmiyorsam MSA özellikle şey de yapıyor, iş imkanı da sunuyor. Yani anlaşmalı restoranları, kafeleri, mutfakları var ve sana orada bir staj ayarlıyorlar. Ve daha sonra mezun olduktan sonra akademiden orada gelip belli bir süre çalışıp, tabii çok başlangıç bir ücrete belli bir süre çalışıp kendine deneyim katabiliyorsun. Ve sonrası gerçekten senin gene kendini pazarlaman, senin kendini geliştirmen. O eğitimi adamlar sana 5 olarak veriyor ama sen kendini geliştirerek evde ya da okuduğun kitaplarla onu 8-10 yapabilirsin. Tabii 8-10 biraz hayal oldu. 6 diyelim. Evet. Yapabilirsin. Bunu yaptığında da harbiden senin diğerlerinden bir farkın oluyor. Şöyle bir şeyle devam edeceğim. Şimdi eğitimi tamamladık. Şimdi belli birkaç çeşit eğitim var, belli birkaç çeşit bölüm var vesaire. Şimdi ben mezun oldum. Ben gastronomiden, mutfak sanatlarından vesaireden ya da sertifikalı eğitimlerden birinden mezun oldum. Ben şimdi ne yapacağım? Şimdi kafada mesela bir üniversite mezununda atıyorum Galatasaray, Boğaziçi, İTÜ ya da işte Kahramanmaraş Üniversitesi hiç fark etmez. Belli başlı platformlar vardır. LinkedIn'i vardır, kariyer.net'i vardır, bir şey vardır. Şimdi mesela aşçılık ya da şeflik buralara taşındı mı? Bunlar da dijitalleşti mi? Yoksa bunlar hala kulaktan kulağa ya da abi ben geleyim ilana bakayım ya da işte camın, restoranın camında görülen ilanla mı? Yoksa bu işler de artık buralara evrildi mi? Mülakatları var mı? Nasıl geçer? Ben bir işi, ilk işimi nasıl bulacağım? Evet.
Şimdi şöyle, senin söylediğin gibi aslında LinkedIn, kariyer, işte secret CV, bunları aslında aşçılık ilanları var. Keza ben de şu anki işimi LinkedIn'den buldum. Ve senin söylediğin gibi camdaki ilanlar da var. Ama camdaki ilan, kötülemek için söylemiyorum, oralarda da çalıştım çünkü. Esnaf lokantaları cama yazı asar. Yani gelen bir misafirin camda bizimle çalışmak ister misiniz bile değil. Aşağı aramıyor yazıyor yani. Böyle bir ilanla karşılaşmasını tabii ki tercih etmez vizyonlu bir işletme. Ama işte söylediğim gibi internetteki platformlarda da artık iş ilanlarını bulabiliyorsun. Ama en başta nasıl başlıyor? İşte üniversitenin olduğu yerler atıyorum. Ben işte Akdeniz Üniversitesi'ndeydim ve turizmin, yaz turizminin sıklıklı olduğu bir yer orası. İşimi arkadaşlarımla, arkadaşlarım aracılığıyla işte sezonda otellerde, işte kış sezonunda kafelerin mutfaklarında işler buldum. Hep böyle işte arkadaş arıyorum. İş arıyorum ben işte Ahmet, Mehmet neyse. O da diyor ki kardeşim yarın dönüyorum sana. Harbiden de dönüyor sağ olsun. İşte bir otelin mutfağı, işte bir kafenin mutfağında iş bulabiliyordum. Bu sonrasından da şey döndü. Söylediğin gibi internet üzerinden CV yollayarak ya da işte bir yerde yönetici olduğunu bildiğim ya da çevresi olduğum, popülün olduğunu bildiğim birine benim CV'm budur. Senin etrafında bir sürü aşçı var. Onlara gönderir misin olarak bulmaya başladım. Ve yani hangisi daha sağlıklı dersen, tabii biraz daha işi profesyonelleştirmek, CV yollayıp o iş sözleşmesini konuşmak, şartları konuşmak biraz daha mantıklı oluyor. Ama tabii bu seviyeye gelmek için de esnaf lokantasından başlamak gerekiyor. Türkiye'de özellikle. İyi bir eğitim aldıysan zaten yine CV ile devam ediyorsun ama ben kendimi değerlendirdiğimde esnaf lokantasından başlamam gerekiyordu ve öyle de başladım. Süper. Bu bölümü burada noktalandırıyorum çünkü tamam. İş bulmak kısmını biraz ayrıntılaştırmak istiyorum. Biraz daha böyle şimdi bir girizgahı yaptık, biraz böyle konuştuk, nasıl bulunabilir, nerelerden bulunabilir konuştuk. Şimdi bir bölüm daha çekeceğiz. Onda da hani böyle uzun uzun iş bulmayı, iş bulmadaki önemi ya da mutfak içerisindeki hiyerarşik yapıyı biraz daha anlamak istiyorum. Onu soruyor olacağım sana da. Çok teşekkür ederim ilk bölüm için. İlk konuğum oldum bununla alakalı. Çok memnun. Şefim biri oldum. O zaman bizim kanala bir abone olmayı, beğenmeyi unutmayın diye şey yapalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Süper.